Ülker Stadyumu'nda oynanan ve Arda kardeşlerin düdük çaldığı maçı Sarı Lacivertli takım 2-1 kazandı. Fenerbahçe evinde hata yapmadı. 201 milyon euro Fenerbahçe'nin kadro değeri, 25 milyon euro Karagümrük'ün kadro değeri. Can Keleş'in golüyle öne geçen Karagümrük ilk yarıyı üstün bitirdi. Fenerbahçe ikinci yarıda galibiyeti getiren golleri penaltıdan 48. dakikada ve 58. dakikada Dusan Tadic kaydetti. Evet İsmet, hem dizilişi getirelim hem de krala. Fenerbahçe'de düşüş var. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın seçimleri çok eleştiriliyor. Özellikle yaptığı oyuncu değişiklikleri ve bir türlü oyuna katkı veremeyişi. Yine Edin Zeko'nun 70'te 75'te oyundan alınımı. Edin Zeko'da bir düşüş var. Tadiç golleri attı ama tat vermiyor. Tadı yok. Bu arada Samet inanılmaz derecede hatalar yapıyor. Birazdan göstereceğiz. Milli takımdaki performansını gösteremiyor. Yani Fred'in olmaması, stoperlerinin olmaması Fenerbahçe'yi bu kadar geriye götürüyor. Bu kadar oyunu etkiler mi? Senin düşüncelerin ne kral? Yücel, gerçekten Fenerbahçe kötü oynuyor. Bundan 2-3 maç öncesine kadar harika işler yapıyordu. Geçen sene de böyleydi. İlk maçlar 10-12 maç çok iyi, ondan sonra düşüş var. Şu andaki Fenerbahçe'de aynı. Garip bir olay bu bence. Yani Edin Zeko'dan tut, hepsi çok formsuz, isteksiz, asist yapmayan, mücadele etmeyen, kolay bırakan, fiziksel gücü eksilen bir Fenerbahçe var Yücel. Garipsiyorum. İnanamıyorum. Biraz neden böyle, niye böyle? Bunun da sorumlusu tabii ki İsmail Kartal olacaktır. Takımla 24 saat yatıp kalkan kendisi. Futbolcular içinde adalet mi vermiyor? İlişkiler mi zayıfladı? Fiziksel bir mental bir durum mu söz konusu? Ben bunu anlamıyorum ama Fenerbahçe'de çok büyük bir düşüş olduğu gerçek. Arda kardeşler olmasa dün akşam maçın skoru bu olmazdı. Herhalde MHK 12-13 haftadır yaptığı hataları bu maçta vermediği penaltıyla gereğini yapmış oldu diye ben düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'den de maçı tekrar oynayalım söyleminin gelmesi de çok doğru, çok hoş bir söylem. Vallahi hoşuma da gitti. Bence Futbol Federasyonu'nun bu maçı oynatması gerektiği düşüncesindeyim. Niye? İlki yapın arkadaş. Örneği yok diyemezsin. İlkini yapın. İlk olsun. Ne değişecek? Ama adalet olacak. Bu maçı da Arda kardeşler değil, Avrupa'dan bir hakemi getirin. Farkı da görsün. Bak, hiçbir oyuncu hakeme itiraz ediyor mu? Hakeme gidip konuşuyor mu? Verdiği kartlara saygısızlık yapabiliyor mu? Türkiye'de her şey serbest. Hakeme ne yaparsan yap.